Dervişin biri uzun bir yolculuktan sonra bir köye varır. Gayet açtır ve susuzdur. İlk rastladığı köylüye der ki, bana bir parça ekmek ve yatacak bir yer der. Fakat köylü, biz de senin gibi fakiriz. Ne yatacak bir yerimiz ne de bir parça fazla ekmeğimiz var der. Ama der, istersen ileride bir çiftlik var. Orası Hattat'ın çiftliğidir. O zengin bir insandır. Ama istersen ileride başka bir çiftlik var. Orası da Şakir'in çiftliğidir. Sen en iyisi oraya git der. Ve hedef bellidir. Bizimkisi Şakir'in çiftliğine doğru yola koyulur. Kapıyı genç, yakışıklı, alımlı birisi açar. Ona sunabilecekleri en güzel yemekleri, verebilecekleri en güzel yatağı sunmaya gayret gösterirler. Derviş çok sevinir, sabah olur, ayrılık vakti gelir ve derviş birkaç teşekkür cümlesi etmek ister ve der ki, inanın şu halinize çok sevindim. Allah bu zenginliği elinizden almasın der. Fakat aldığı cevap bir o kadar mütevazidir. Ey derviş efendi, hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Hiçbir şey kararında kalmaz, gün olur, bu da geçer der. Ve derviş bu da geçer, bu da geçer diye diye yola koyulur. Aradan tam 3 yıl geçer. Dervişin yolu düşecek ya, yine aynı köye, yine aynı yola uğrar. Fakat bu sefer eski kadim dostunu aynı yerde bulamaz. Zira büyük bir sel gelmiştir, köylüye bayağı da zarar vermiştir. En çok zararı da bizim Şakir almıştır. O artık ailesiyle birlikte Hattat'ın çiftliğinde çalışmaktadır. Kapıyı yine Şakir açar fakat bu sefer hadiselerin yaşlandırdığı üstü eski püskü ailesiyle birlikte tarlada çalışan bir Şakir açar. Fakat yine ellerindekinin en iyisini, en iyi yatağı ve en iyi yemeği sunmaya gayret gösterirler. Yine sabah olur. Yine ayrılık vakti gelir. Derviş bu sefer de birkaç teselli cümlesi etmek ister ve der ki, inanın şu halinize çok üzüldüm. Nerede eski gençliğin, eski saffetin, eski zenginliğin, nerede ki şimdiki halin der. Fakat aldığı cevap yine değişmez. Ey derviş efendi, hiç mi hiç üzülme. Zira gün olur, bu da geçer der. Ve derviş yine bu da geçer, bu da geçer diye diye yola koyulur. Bizim derviş bir gün duyar ki Hattat vefat etmiştir. Ve malını mülkünü bırakacak kimsesi olmadığı için hepsini bizim Şakir'e bırakmıştır. Şakir yine köyün en zengini olmuştur. Derviş o zaman içinden der ki, ha der, demek ki bu da geçer bu demek. Yani zenginlik de geçer, fakirlik de geçer der. Aslında hadise bitmemiştir. Zira yine bir gün duyar ki bizim Şakir vefat etmiştir. Ve son vazifesini yapmak için köyün yolunu tutar. Ona yüksek bir dağ gösterirler ve dağın başına çıkar, geniş alımlı bir mezarla karşılaşır. Ve son dualarını yapar, son vazifelerini yapar. Tam uzaklaşacaktır ki gözü mezar taşına ilişir. Zira mezar taşında şu cümleler yazmaktadır. Bu da geçer diye. Derviş içinden sitem eder. Ey kadim dostum, zenginlik geçti, fakirlik geçti. Ölümün nesi geçecek der ve eski arkadaşına bir sitem atfeder. Fakat yine bir gün duyar ki büyük bir çığ gelmiştir. Ortada ne dağ kalmıştır ne de mezar. Derviş o zaman anlamıştır bu da geçeri. İnsana nasip olmazsa kabri dahi nasip olmamaktadır. O dönemin sultanı kendisine bir yüzük yapılmasını emreder. Yüzükte öyle şeyler yazacaktır ki sevindiği zaman onu kibirden, üzüldüğü zaman da onu kederden kurtaracaktır. Herkes koşar koşuşturur, bir türlü bizimkinin istediğini yapamazlar. Bizim dervişin de kulağına gider bu. Eline küçük bir kağıt kalem alır ve gönderir o dönemin mücevhercisine. Mücevherci bakar, o da fazla bir şey anlamaz. Ama vardır bir bildiği der ve başlar bunu bizim yüzüğe nakşetmeye. Yüzük nakşedilir, o dönemin sultanına takdim edilir. Sultan bakar, o da fazla bir şey anlamaz. Fakat birkaç gün sonra aradığı yüzüğü bulmuştur.
Zira yüzükte şu cümleler yazmaktadır: bu da geçer diye. İşte bu cümle önce İranlılarda Ergut bin Nizai diye yankılanır asırlarca. Ve daha sonra Roma topraklarına gelir, Kafte'de Parasi diye şuyu bulur. Ve gele gele bizim dervişlik dergahına girer ve sonuna küçük bir ek alır ve hattatların kaleminden düşmeyen şu cümleye dönüşür: bu da geçer yahu olur. İşte siz de gün olur başınıza bir zenginlik, gün olur bir fakirlik, gün olur ölüm gibi bir musibet gelirse, bu da geçer yahudan ders almak temennisiyle.